Korona pandemisi rastgele ortaya çıkmış bir virüs mü? Yoksa biyolojik savaş mı? Çin'de virüs yayılması durdurulurken diğer ülkelere neden yayılıyor? Korona yeni nesil savaş aracı mıdır? Bugün bunları konuşacağız. İyi seyirler. Koronavirüsü kazara yarasadan ortaya çıkmış bir virüs mü? Yoksa laboratuvar ortamında hazırlanmış biyolojik bir silah mı? Elimizde net bir bilgi yok. Bildiğimiz insanlığın korktuğu ölçekte bir pandemi olması. Adı korona olan ve çoğalan virüs neden başladığı Çin dururken uzak bölgelerde insanlığı paniğe sevk edecek şekilde ölümlere devam ediyor? Çin hazırlıksız olmalı ve çok büyük bir nüfusu kaybetmeliyken İtalya ve Amerika gibi diğer ülkeler neden panik halinde ölümlerle etkileniyor? İnsanı düşündürüyor. Bu bir kaos mu? Yoksa büyük bir organizasyon mu? Net bir bilgimiz yok. Ama son olmayacak gibi duruyor. Pandeminin bir organizasyon tarafından yapıldığına dair parmak izi bulunmasa da insanların düşüncelerinde kaos kuramıyla açıklanmadığını öngörmek güç değil. Çünkü insanlarla konuşuyoruz. Çin'in kimyasal yaptığı gıda ve benzeri ürünleri taklit etme çalışmaları dünyanın biyolojik ve kimyasal çalışmalarının geldiği nokta itibariyle korona biyolojik bir savaş değilse bile dünyanın gelecek savaş tatbikatı gibi gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Dünya nükleer silahlar gibi bu konuda önlem almaz ise gelecek savaşlar bu şekilde gerçekleşecektir diye kendimizi düşünmeden alamayız. Savaşın karşılıklı olması itibariyle biyolojik savaşın salgın halinde gerçekleşmesi yani pandemiye dönüşmesi halinde savaş olmaktan çıkıp aslında bir ülkeyle diğer ülkenin savaşı gibi değil bir ülkenin başlattığı insanlığa karşı yıkım olarak görülmelidir. Bu bir savaş olarak alınamaz. Dünyada diğerlerine katliam yaparak veya tehdit ederek sömürme yöntemiyle vahşi bir şekilde konvansiyonel bir savaş sürüyor. Nükleer silahlarla, daha güçlü silahlarla bu tehdit daha da büyütülüyor. Uzay savaşlarını düşünebiliriz ama gerçekten korona gibi yani bir virüs yoluyla salgınla pandemiye dönüşen hiçbir şeyi savaş olarak kabul edemeyiz. Bu insanlığa tehdit olarak algılanmalı, kabul edilmelidir. Koronada biyolojik savaşın parmak izi olmasa da her ülke diğer devletin acizliğinden faydalanarak varlığın kendi tarafına geçmesine çalışıyor. Varlık dediğimiz ekonomik varlık. Önceki videomuzda bahsettiğimiz gıda ve hayvancılığın ülkemizde yeterli olması sağlanarak gerekli durumlarında sınırlarımızın kapatılması ülkemizdeki varlığın kapitali elinde bulunduran liberalistlerin eline geçmesini engellemenin bir yöntemi olabilir. Koronanın bir kaos sonrasında veya bir organizasyonla ortaya çıkıp çıkmaması önemli değil. Önemli olan insanlığın kazan kazan üzerine bir tavrı yerine kazanmak için karşı tarafın kaybetmesi üzerine faaliyetlere neden olduğu için direkt bir savaş değilse de ekonomik savaşlara araçtır diyebiliriz. Bu tespitler ışığında korona biyolojik bir savaş değilse bile amaca ulaşmak için ekonomik savaşın aracıdır. Hiçbir şey insanların hakça yaşamasına ve doğumla hak ettiği tüm hakları gasp edilmesine sebep olamaz. Çin, kendi ülkesinde çıkan koronavirüsünün yayılmasını durdurdu. Fakat dünyada yayılmaya devam ediyor. Neden olduğu ile ilgili virüsün yeni yerlerde başlayan kuluçka dönemine verilse de paniğin oluşması için Çin'in virüsü durdurulması amacıyla tecrübe ettiği imkanlarını seferber etmemesi paniğin artırılmasına ve ekonomik el değiştirmenin maksimize edilmesi için kullanılıyor. İnsanlar yaşamak için evlere kapanarak yaşamın temel değerlerinden fedakarlık ediyorlar, savunmayı saldırı üzerine kuramıyorlar ve bilimsel bir çözüm bulunana kadar çaresizlik içinde bekleyecek. Yaşamın tehdit altında olduğu şu günler ya çaresizliği kabule ya da yaşamımızın bu gibi tehditlere feda edilmemesine neden olmalı. Korona yeni nesil savaş olmasa da yeni nesil bir bela diyebiliriz. Geleneksel tehdit ve varlık değiştirme yöntemi de siyasal baskı ve siyasal baskının netice vermemesiyle sonuçlanan durumlarda konvansiyonel silahlar ve yöntemlerle gerçekleşirken çatışma suç üzerine kurgulanır, ölümler ve kayıplar her iki taraf için de kabul edilebilir sayıya ulaşması halinde
tavizlerin verilmesiyle sonuçlanırdı. Güçlü devletler zayıf devletleri bu sayede kolayca sömürüyorlardı. Fakat bu yöntem virüslerin yol açtığı salgın pandemileriyle değişecek gibi gözüküyor. Artık suç ve suçlu yok. Ölümler savaş kararı alanların yüzünden olmayacak. Ve varlık insanlar canlarıyla uğraşırken daha masum şekilde el değiştirecek. Virüsü bulaştıran ve paniğe sevk edecek kadar organize edenler ilacını da hazır tutacak. İnsanların canını kaybetmemesi uğruna mallarına daha kolay ve masumca el koyabilecekler. İki video öncesinde bahsettiğimiz gibi uluslararası bir kurumun kurulması gerekiyor. Bu durum İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler'in varlığı ile kontrol altına alınamaz. Korona ile artık dünya eskisi gibi olmayacak. Sağlıkla afiyette kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.